Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre 2021 yılında kredi ve kredi kartı borcunu ödeyememiş gerçek kişi sayısı son 12 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Bireysel borçtan dolayı takibe düşen kişi sayısı 2021 yılında 1,5 kat arttı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 2020 ve 2021'in ilk 9 ayında uyguladığı takibe atma süresindeki esnekliğin ardından 2021 yılında 1 milyon 704 bin kişi kredi ve kredi kartı borcunu ödeyemediği için yasal takibe düştü. Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe giren kişi sayısı 2021'de %84 artışla 732 bin kişi oldu. Bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe giren kişi sayısı ise %221 artışla 1 milyon 354 bin kişiye yükseldi. Laf edin insanları kardeşim ya. Olsa bir dert, olmasa bir dert kredi kartı. Siz kullanıyor musunuz? Yok, kullanmıyorum abi. Kullanıyordum, batırdım. Ondan dolayı kullanmıyorum kredi kartı. Abi zaten sadece bir tane var kartım. Onu da genellikle kullanmıyorum ama ülke ekonomisi kötü. Bundan dolayı da herkes oldukça rahatsız. Bunların düzelmesini her vatandaş gibi bizler de diliyoruz. Kredi kartları herkesi mahvetti. 15 yaşındaki bile şu anda batık. Doğanlarımız borçlu. Türkiye çok kötü durumda yani. Borç ödemekten, faiz ödemekten anamız ağladı. Yani şunu söyleyeyim, ben şu an evleniyorum. Evlilik hazırlığındayım. Her şey başını almış gidiyor. Yani artık zaten kredi kartlarını patlattık. Yani kredi kartım benim limitleri de fazlaydı. Hani artık her şey de çok pahalandığı için kredi kartlarını patlatmış durumdayız. Bakalım nasıl ödeyeceğiz? Ne yapıyor? Alıyor onu, borçlanıyor. Borçlandığı zaman biliyor ki onu ben ödemeyeceğim. Ödeme zamanı gelmiyor. Geliyor ya, asgarisini ödeyemiyor ya da tamamını ödeyemiyor. Ondan faiz biliyor üzerine. Haliyle mağdur olmuş oluyor yani. Sadece bankaya çalışıyoruz. Hani ayağımızı öngörümüze göre uzatamadığımız için hep sıkıntı yaşıyoruz. Örnek veriyorum, 4200 lira maaş alıyorum, 3,5 lira kredi kartı veriyor. Hem de 3 banka farklı farklı veriyor. Bunu bence bir sınırlama getirmeleri lazım. Kişi başı, yani benim gelirim belli ama banka diyor ki bana ne diyor. Bir tanesi icralık bile oldu mesela. 1800'lük kredi kartım şu an 6400 liradan gidiyor icralık olduğu için.